Özlem Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biraz yoğun geçiyor. Evet, hayırlı olsun bu arada. Çok keyifli bir yer kurmuşsunuz. Sağ olun, evet. Hemen böyle bir sizi tanıyarak başlayalım. Böyle kısaca bir kendinizden bahseder misiniz Özlem Hanım? Akdağ Savunma'da iş geliştirmede çalışıyorum. Yeni üretmiş olduğumuz ürünlerimizin yerli ve millileştirme kampanyasının bazında ürünlerimizi yeni piyasaya sunmaya çalışıyorum. Bunlar evet. İşte müsteşarlık, ASELSAN ve diğer savunma sanayi firmalarına ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyorum. Fuara gelme amacımız da zaten millileştirme ve strateji ortaklık. Yelpaze bayağı bir geniş sanırım ürün evet, olarak. Biraz böyle tanıyabilirsek askeri aslında. Askeri görev bilgisayarları, geniş band, dar bantta almaç, dinleme kestirme cihazları, üçlü serverlar, biraz daha böyle kullanıcıya özel, spesifik ve istihbarat amaçlı sahada kullanılan dayanıklı ürünler. Bu başarının sırrı ne Özlem Hanım? Ciddi bir istikrar var, kolay değil çünkü bu. Yani biraz da vatan sevgisi var. Yani bu zaten köklü bir firmayız. Yani kazançlarımızı bu millete, bu topraklara dönüştürmeye çalışıyoruz. Abi bir tane vatanımız var çünkü buna evet. Beraberce evet. O taşın altına elimizi değil gövdemizi de koymamız gerekiyor. Evet, bu bir gerçek. Ben biraz röportajdan önce sizinle sohbet ettim. Çok seviyorsunuz ama mesleği. Evet. Bence evet. Başarının en büyük anahtarlarından biri de bu diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Fuar nasıl geçiyor? Çok hareketli başladık. Bugün biraz çok hareketli. Görüşlerinizi almak biraz, isteyeceğim. Dün biraz daha sakindi çünkü biraz protokol ve heyetler geziyordu. Evet. Ama bugün istediğimiz gibi müşterilerimiz de güzel yavaş yavaş geliyorlar. Tabii fuar sonrası dönüşler belli olacak. Yabancı evet. Ziyaretçiler var. Mesela bu ülkemiz evet. Adına bence evet. Çok gurur verici bir zaten durum. Zaten bu fuarın özel uluslararası olması, ihracata açık bir fuar. Evet. Biraz da biz onlara satalım. Onlar bize sattı. Biraz da biz verelim artık. Biz satalım artık oradan zaten. Onlar deplasmanda biz burada oyuncu. Şu an ev sahibiyiz. Şu anda biz ne güzel. Oyuncu biziz burada. Harika. Enerjiniz de maşallah diyeyim Özlem Hanım gerçekten. Hedef dediği yerde mi Akta? Hani şöyle bir geriye dönüp bakınca yani hayal ettiği noktada mı ya da neler olacak kısmetse? Bence bir tık daha yukarı çıkmamız lazım. Çünkü süreç onu gerektiriyor. Yoksa geride kalabiliriz diye düşünüyorum. Zamanla. Evet. Evet. Zamanla. Aslında böyle hedef hiç bitmeyecek. Yani yaşam boyu bence devam edecek. Evet ama savunma sanayi çok hızlı ilerlediği için firmaların ona kendine ayak uydurması lazım. O sevgi şart. Eğer bravo. Severek yapmazsanız, sebat etmezseniz de savunma sanayi demek sebat demek. Bir yerde tıkanır. Evet, evet. Evet. Biz bir yolda başarılar dileyelim efendim size. Çok samimi bir röportajdı. Biz ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim. Evet bekleriz. Anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Evet aynen bekleriz onları da. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum size Özlem Hanım. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Hoşça kalın efendim sağ olun.